sayın seyirciler. Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık'ta son durumu aktaracak. Buse yaklaşık bir saat önce bir bağlantı yaptık. O bir saatten sonra neler değişti bölgede? Bize neler aktaracaksın? Serkan Aksarı, depremin merkez üssü Pazarcık'tayız. Tabii bu noktada, arkamızda da gördüğünüz noktada bir arama kurtarma çalışması yürütülüyor şu dakikalarda. Tabii bu binadan daha önce iki kişinin canlı olarak çıkarıldı bilgisi elimize ulaştı. Şu dakikalarda da biri bebek aranıyor. İşte o bebeği kurtarmak için AFAD ekipleri canla başla mücadele ediyor. Apartmanın alt kısımlarına doğru bebeği kurtarmak üzere şu anda çalışmalar yapılıyor. Yüksek bir bina olduğunu biliyoruz bu binanın ve yine sabah saatlerinde bu noktada çalışmanın başladığı da yine edindiğimiz bilgiler arasında. Tabii Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde depremin merkez üssü olmasıyla beraber etkilenen çok sayıda bina olduğunu söylemek mümkün. Özellikle yurttaşlar için bir AFAD çadırı kurulduğu da söylendi. Bir battaniye görüyoruz şu anda. Bir battaniye, bir bebek kurtarılmaya çalışılıyor. Bir battaniye gördük ama şu anda AFAD ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Evet. Umut ediyoruz ki o bebeğin çıkarılması yönünde umudumuz. AFAD ekipleri şu anda tüm hazırlıklarını yapıyor, evet. Yüksek katlı bir bina olduğunu söylemiştik. Daha önceden de iki kişi canlı olarak çıkarıldı bu binadan. Pazarcık ilçesi depremin merkez üssü olmasıyla beraber oldukça etkilenen bir bölge. Tabii merkeze göre nispeten enkaz yoğunluğu da fazla. Bu nedenle işte arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. Tabii sadece AFAD ekipleri değil, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup personel, komandolar, özel harekatçılar. Tabii bunların hepsini de bu bölgede görmek mümkün. AFAD'ın çalışmalarına destek veriliyor bu noktada da. Yurttaşlar da buradaki arama kurtarma çalışmalarını takip etmeye çalışıyor. Ve bir battaniyeyi gördük demiştik. İşte o enkazda bir battaniyeyi gördük. Daha önceden iki kişinin canlı olarak çıkarıldığını öğrenmiştik bu noktadan. Kahramanmaraş'ta tabii depremin merkez üssü olmasıyla beraber hem bir aslında binaların çöktüğünü gözlemledik. Pazarcık ilçesine merkeze göre daha yoğun bir şekilde. Ve ambulanslar sevk ediliyor. Özellikle belli başlı noktalara. Stadyum diyebilen Aksu Spor Salonu'nda da AFAD ekiplerinin çadırları kuruldu burada Pazarcık ilçesinde. Ve şu anda çalışmalar, bu binanın önünde çalışmalar sürüyor. Tabii Maraş'a girişler de yasaklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay duyurmuştu. 48 saat boyunca Maraş'a giriş yapılamayacak. Özellikle sivil araçların girişi yasaklandı. Görevliler hariç bu yasak uygulanacak. Trafikte yer yer sıkışmalar oluyor Kahramanmaraş'ta. Bunun sebebi ise yurttaşların bir yerden bir yere gitmek için tabii çalışması, hem gıda, su, elektrik ihtiyaçlarını karşılamak adına. Şu anda ilçede elektrik olmadığını belirtelim. En önemlisi ise işte bu arama kurtarma çalışmalarında gönüllerin bir olması.
Tabii sadece AFAD ekiplerinin yanı sıra AFAD gönüllüleri de var. Gönüllü olarak bu bölgeye çalışmaya gelenler var. Aynı şekilde üniversitelerden, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin bir otobüsünü de gördük. Üniversitelerden de yine katılan çok sayıda, bu çalışmalara destek vermek isteyen çok sayıda öğrenci var. Yine yurttaşlar kendi çabalarıyla AFAD çadırlarının bulunduğu noktalara yardımları getiren, ulaştıran yurttaşlar da var. Burada Kahramanmaraş merkezdeki işte çadır kente de mobil tırlar geldi. O mobil tırlar aracılığıyla yurttaşlara gıda, yiyecek yardımı yapılıyor. Topyekun bir seferberlik olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Türkiye Gençlik Birliği de yine bir seferberlik başlattı. Bu noktada Türkiye Gençlik Birliği de hem tırlarla yardımlarını topladı. O yardımlar da bölgeye gönderilecek. Yine Türkiye Gençlik Birliği Deprem Komitesi ile beraber bu bölgede bizlerle beraber an bir an işte deprem bölgesinde yaşananları izliyor, gözlemliyorlar. Yurttaşların yardımcı olunabilecek bir nokta varsa eğer orada yardımcı olmak adına da bu bölgedeler. Tabii askerimizin de çok büyük bir fedakarlığı söz konusu. Biz de bazı komutanlarla konuştuk. Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarıyla konuştuğumuzda onlar da gecesi gündüzü olmadan yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Hem enkaz çalışmalarında hem de vatandaşlara yardım iletilmesi açısından onlar da görevinin başında. Şu anda bu binada Pazarcık'ta bulunan bu binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Tabii yoğun bir şekilde çalışmalar yapılıyor. Bir bebeğin olduğunu öğrendik enkazın altında. Tabii Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarının aksamasının ardında yatan sebebin ise yollardaki sorunlar olduğu da belirtiliyor. Biz de Pazarcık'a gelirken özellikle belli başlı noktalarda çökmelerin meydana geldiğini gördük. Özellikle yolda depreme rastlayan, depreme işte maruz kalan bazı araçların da olduğunu gözlemledik. Bu araçların kaza yaptığı da yine görüldü. O nedenle Pazarcık'a gelen yollarda bir takım sıkıntılar yaşanabiliyor. O nedenle mümkün olduğunca yavaş bir şekilde ilerlemesi gerekiyor yurttaşların. Tabii Pazarcık'ta bugün daha farklı bir hava olduğunu söylemek mümkün. AFAD ekipleri ulaştıkça, bölgeye yardımlar ulaştıkça şu anda da ambulans seslerini duyuyorsunuz. Ekipler işte gerekli noktalara doğru ilerliyor. Tabii şöyle haberler de var. Kahramanmaraş'ta bir binanın enkazında kalan bir kadının da Kastamonu'dan bölgeye giden Bozkurt Belediyesi ekibince kurtarıldığı yönde bir bilgi var. Yine Bozkurt Belediyesi'nden Kahramanmaraş'a giden 6 kişilik ekibin de bölgede arama kurtarma çalışması yürüttüğünü biliyoruz. Bozkurt Belediyesi'nden gelen ekibin de yıkılan binanın enkazında çalışma yapan ekip, yani Bozkurt Belediyesi'nden giden ekip yaklaşık 26 saat sonra bir kadını da sağ olarak çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim edilen kadın tedavi için hastaneye sevk edildi. İşte bu haberlerde bize
umut veriyor. Özellikle Trabzon Caddesi'nde yıkılan bir evin enkazına 24 saat sonra Can isimli 14 yaşında bir çocuk çıkarıldı. 7 katlı Anadolu Apartmanı'nda ise seslerin gelmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı ve yaklaşık 11 saatlik çalışma sonrası Rümeysa Yalçınkaya depremden 27 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Sağlık durumu da iyi olan Yalçınkaya kontrol amacıyla hastaneye sevk edildi. Yine Begüm Apartmanı'ndan sesler gelmesi üzerine ekipler yıkılan 8 katlı binada bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu da 35 yaşındaki İsmail Kabaş depremden 28 saat sonra enkazdan sağ çıkarılarak sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı. Çok sayıda aslında vatandaş kurtarılmak için çalışılıyor. Tabii Kahramanmaraş merkezlik köylerde de bazı zayiatların olduğunu gördük. Köy binalarında da yine köy evlerinde de bazı göçmelerin yaşandığını gördük. Yine köylerde de elektriğin olmadığı yönünde bir bilgi var. Kahramanmaraş'taki yurttaşlar ekiplerin artırılması yönünde taleplerini iletiyor. Özellikle artçı depremler oluyor bu noktada. Evet, şimdi dilerseniz tabii çalışmalar sürüyor arkada bu binanın önünde ama Türkiye Gençlik Birliği Genel Sekreteri Samet Kunt da bizlerle beraber. Onu da yanımıza davet ediyorum. Şimdi Samet Kunt, siz neler söyleyeceksiniz? Birçok noktada aslında beraber Kahramanmaraş'ta yurttaşların yaşadığı şeyleri gözlemleme imkanı bulduk. Aynı zamanda arama kurtarma çalışmalarına da şahit olduk. Siz neler söylersiniz? Evet. Öncelikle ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Şimdi burada çok büyük bir seferberlik var. Sadece Pazarcık'tan Kahramanmaraş'a değil, tüm Türkiye'de büyük bir seferberlik var. Şu anda yapılacak en büyük yanlış bu seferberliğe, bu kenetlenmeye gölge düşünmektir. O yüzden bütün Türk milleti olarak, tüm Türkiye olarak devletimizin, ordumuzun, AFAD'ımızın, Kızılay'ımızın yanında yer almamız gerekiyor. Bu mesele çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İkincisi, bizi umut ayak tutar şu an bu saatten sonra. Bu acıları büyük bir kuvvete dönüştürüp bu sorunların, bu dertlerin hepsinin üstünden ancak umudumuzu diri tutarak, seferber olarak ve kenetlenerek üstünden gelebiliriz. Şimdi yardım kampanyası devam ediyor. Bu depremden toplam olarak 13 milyon insan etkilendi ve hala yardıma ihtiyaç var. Özellikle battaniyeye, kışlık kıyafete ve gıda malzemelerine ciddi ihtiyaç var. O yüzden bütün milletimize buradan tekrardan çağrı yapıyoruz. AFAD'la koordinasyon halinde, Kızılay'la koordinasyon halinde, devletin birimleriyle koordinasyon halinde yardımlarımızı yapmaya devam edelim. Başta battaniye olmak üzere, tekrar ediyoruz, kışlık kıyafetler ve gıda malzemeleri olmak üzere ve bebek malzemeleri, bebek bezi ve bebek kıyafetleri gibi ve hijyen seti gibi önemli ihtiyaç malzemelerini göndermeye devam edelim. Devamında Mehmetçiğimiz sahada. Biz Kahramanmaraş'ta gördük, Pazarcık'ta gördük ve bölgede gözlemliyoruz. Mehmetçiğimiz şu anda sahaya inmiş durumda. Hala ulaşılamayan belli yerler var ancak o eksikler tamamlanıyor. O eksikler tamamlanıyor çünkü çok büyük bir felaket yaşandı buraya. Her yere ulaşmak için bir çalışma yürütülüyor. Burada şuna çok dikkat etmek gerekiyor. Kahramanmaraş'a ve Antep'e zaten giriş çıkışlar sınırlandırıldı. Vatandaşlarımızdan ricamız, görevi olmayan ya da çok kritik gelmesini gerektiren bir durum olmayan kimsenin buralara gelmemesi gerekiyor. Çünkü görevlilerin ve yardımın gecikmesindeki bir etken de yığılmalar. Yani şehirlerin girişinde yaşanan yığılmalar. Biz dahi yasak konulmadan önce şehre girmemize rağmen çok büyük yığılmalar vardı. Bunda karın tipinin etkisi olduğu kadar yığılmaların da etkisi var. O sebeple buna riayet edilmesi gerekiyor ve yardımlara devam edilmesi gerekiyor. Bunları söyleyebiliriz ilk etapta. Evet, son olarak bir çağrınız var mıdır? Özellikle siz yardımları toplamaya başladınız. Yola çıktı mı yardımlar? Son durum nedir? Yola çıktı. Çıkmaya da devam ediyor. Muğla'dan bir tır yola çıktı. Devamında Muğla'dan tekrardan bir tır çıkacak. İzmir'den çıkıyor, İstanbul'dan çıkıyor, Eskişehir'den, Konya'dan, Ankara'dan her yerden tır çıkıyor.
Bizim de arkadaşlarımız Türkiye'nin bütün üniversitelerinde, bütün illerinde AFAD'la Kızılay'la koordinasyon halinde yardım malzemelerini topluyor. Onları teslim ediyor, tırlara yerleştiriyor. AFAD'ın, Kızılay'ın tır kaldırmadığı, kamyon kaldırmadığı yerlerde de biz de doğrudan bunlara öncülük ederek araçların kaldırılmasını sağlıyoruz. Tekrar ediyoruz. Burada yoğun bir seferberlik var. Her yerden yardım geliyor. Ancak rehavete kapılmayalım. Umudumuzu, azmimizi, irademizi diri tutmaya devam edelim. Hala yardıma ihtiyaç var. Bütün vatandaşlarımızdan buraya kışlık kıyafet, battaniye, gıda malzemesi, bebek malzemesi ve hijyen seti göndermeye tekrardan davet ediyoruz. Siz deprem komitesi olarak geldiniz, Türkiye Gençlik Birliği olarak. Burada da gözlemleyip hem yurttaşlara yardım noktasında nelere ihtiyaç olduğunu tespit ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz yanınıza katıldığınız için. Tabii son bir şey söyleyelim. Şimdi biz Türkiye Gençlik Birliği olarak deprem komitesi kurduk ve buraya geldik. Bölgede arkadaşlarımız var, Hatay'da var, Antep'te var, Urfa'da var. Şuna çok ısrarla dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sosyal medyada başta olmak üzere manipülasyona ve provokasyona kesinlikle izin vermeyelim. Burada devletin açıklamalarını, devletin ilgili birimlerin açıklamalarını kıstas temeli alalım. Güvenilir kaynakları kıstas temeli alalım. Kaynağı belli olmayan, ne ödüğü belirsiz hesapların paylaşımlarına riayet etmeyelim. Unutmayalım. Bu süreçte bu acılı günleri fırsat bilip provokasyon yapmak isteyen, manipülasyon yapmak isteyen onlarca hesap olacak, onlarca odak olacak. Onlara ayak uydurmayalım. Bütün Türk milleti olarak, 85 milyon olarak tek yumruk halinde devletimizin yanında olalım. Bu süreci atlatmaya odaklanalım. Eksikler olabilir. Elbette eksiklerimiz var. Ancak bunun yeri şu anda depreme müdahale sırası değil. Deprem geçtikten sonra bunlar konuşulur, tartışılır. Ancak şu an sırası değil. Bunu ifade etmek istiyoruz özellikle. Çok teşekkür ederiz yanımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ederiz. Bizi buraya çıkartma şansı sunduğunuz için. Şimdilik bu kadar. Pazarcık'ta bulunmaya devam edeceğiz. Evet, Samet Kunt, Türkiye Gençlik Birliği Genel Sekreteri, TGB Deprem Komitesi olarak işte burada çalışmaları gözlemlemek, yurttaşlara yardım etmek noktasında bulunuyor. Tabii Pazarcık'ta, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmaları ve farklı noktalardan çalışmaları takip ediyor olacağız. Ve özellikle Elbistan'da yine aynı şekilde arama kurtarma çalışmaları sürdüğü noktasında gelen bilgiler de var. Biz de ulusal kanal olarak burada deprem bölgesindeki çalışmaları takip ediyor olacağız diyelim. Ve bu noktada tabii şu anda yine arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü söyleyelim. Tabii hummalı bir şekilde çalışıyor ekipler. İki kişinin canlı bedeninin çıkarıldığı, canlı olarak çıkarıldığı yönünde bir bilgi vardı. Pazarcık'ta aslında şu anda süren çalışmalardan birisi burası. Ve enkaz altında olan bir bebeğe ulaşılmaya çalışılıyor. Burada aslında umutlu bir bekleyiş var. O umutlu bekleyişle beraber yurttaşlar işte sevdiklerine, yakınlarına kavuşabilmek için de aynı zamanda bu noktada bekliyor. AFAD ekipleri gece gündüz demeden çalıştığını söyleyelim. Evet, Pazarcık'ta yoğun aslında trafiğin de olduğu bir bölgedeyiz. Burası aslında çok katlı bir bina. 8 katlı olduğu tahmin ediliyor bu binanın. Ve yurttaşlar da işte buradaki çalışmayı takip etmek üzere burada bulunuyor. Özellikle burada sabah saatlerinde başladığını biliyoruz bu çalışmanın. Aslında ekipler şu anda işte o enkazın derinliklerine doğru inmeye çalışıyor.
Evet, AFAD ekipleri şu anda biraz daha aslında enkazın altına doğru inmeye başladı. Evet, Kahramanmaraş Pazarcık'ta çalışmaların sürdüğünü söylemiştik. Kahramanmaraş'ta çalışmaların sürdüğünü söylemiştik. Şu anda da Pazarcık ilçesinde bu apartmanda yine çalışmalar sürüyor. Başka noktalardan yine son durumu bildirmeye devam edeceğiz size diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.